Vahşi olanlar. Efsanevi vahşi yaban köpekleri. İkonik kangurular. Vahşi yabani kediler. Tatlı tuhaf ornitorenkler. Ve oldukça sevimli koalalar. Hepsi Avustralya'yı evleri bilir. Koala. Avustralya'nın en tanınmış canlılarından biri, hayatının çoğunu evi olarak gördüğü sakız ağaçlarının konforunda gözlerden uzak geçiriyor. Doğu ve Güney Avustralya'da bulunan koalalar, yavaş ve uykulu yaprak yeme tarzlarıyla bilinir. Ancak bu meşhur koalalar görünenden çok daha fazlasıdır. Ülkenin daha serin güney bölgelerinde yaşayanlar, daha kuzeydeki sıcak tropik iklimlerde yaşayanlara göre daha kalın kürklü ve neredeyse 3 kat daha büyük olabilirler. Çevreleriyle mükemmel bir uyum içinde olmalarını sağlayan gri ve beyaz kürkleri, koalaları okaliptus ağaçlarının soyulan kabuklarıyla sorunsuz bir şekilde birleştirir. Bu açık alanlarda çevik tırmanıcı koalaların ağaçtan ağaca geçmek için aşağı inmeleri gerekiyor. Koalaların iletişim kurmak için kullandıkları bir takım sesler vardır. Bu erkeklerin konumlarını belirtmenin yanı sıra statülerini de belirten homurdanmalı bir bağırıştır. Baskın bir erkek birkaç dişinin yuvasının da bulunduğu bir bölgenin sahibi olur. Son derece gelişmiş işitme ve koku alma duyuları koalaların can damarlarıdır. Koalaların çevresinde dolaşan vahşi köpekler ölümcül bir tehdittir ve herhangi bir yırtıcıya kıyasla daha fazla koala öldürür. Keskin dişlere ve pençelere sahip olmasına rağmen yavrusu olan bir anne koala bir iri köpek sürüsüne denk değildir. Güçlü uzuvları ve kavrayıcı pençeleri onları güvenli bir alana taşımak zorunda kalacak. Kutsal sakız ağacındaki koalanın yüksekliğine ulaşamayan köpekler yollarına devam eder. Arka ayaklarındaki karşılıklı baş parmakları, ön ayaklarındaki ayrık el düzeni ve uzun keskin güçlü pençeleri bu annenin yavrusunu güvenli ağaç tepelerine götürmesini sağlar. Koala yavruları keseyi 7 aylık olana kadar terk etmezler ve o zaman bile genellikle annelerinin rahatlığını ve güvenliğini ararlar. Annelerinin kucağında uyuyacak, 1 yaşına gelene kadar sütüyle beslenecek ve çoğu zaman keseye yetişkinliğin izlerinden uzaktaki o güvenli alana geri dönecekler. Ağaç tepelerinde yaşam her zaman huzurlu değildir. Rakip erkekler bölgeleri için birbirlerine meydan okuyacak. Kavgaları biraz acımasız olabilir çünkü bölgesi olmayan erkekler çiftleşemeyecektir. Tabiat gereği gecelerini pek çok farklı gece hayvanıyla paylaşmaları gerekir. Bunlardan bazıları diğerlerine kıyasla daha hoş karşılanan komşulardır. Pitonlar yavru koalalar için ciddi bir tehlikedir ve koruyucu anne koalalar daima uyarı halindedir. Diğer gececi ağaç sakinleri böyle bir endişe yaratmazlar. Yalnızca merak uyandırırlar. Çevik şeker planörleri okaliptüslerin öz suyuyla beslenmekten hoşlanır. Ancak ağırlıkları 100 gramı geçmeyen bu utangaç küçük canlılar kolayca fark edilir. Yetişkin bir erkek koala için asıl sorun yaratan diğer erkek koalalardır.
Zehirli okaliptüslerde yaşayan koalaların olağanüstü koku alma duyuları hangi türde okaliptüse yönelmeleri gerektiğini tespit etmelerini sağlar. Kimyasal tolerans henüz keseden tamamen çıkmadan önce bile anneden yavruya geçer. Son derece uzmanlaşmış, yaşamlarına mükemmel uyum sağlayan okaliptüs ormanlarının koalaları Avustralya'nın en büyük hazinelerinden biridir. Vahşi Avustralya, yaban köpeği. Yaban köpekleri binlerce yıldır Avustralya'da yaşıyor. Kurtların soyundan gelen bu çevik köpekler asil ve yaman avcılardır. Kıvrak, zarif, vahşi ve son derece uyanık olan bu muhteşem av hayvanı sürüleri Avustralya'nın en büyük kara etoburlarıdır. Fırsatçı, yırtıcı yaban köpekleri hareket kabiliyeti yüksek avcılardır ve kuşları, sürüngenleri, kanguruları, tavşanları, çiftlik hayvanlarını avlarlar. 1800'lerde Avustralya hayvancılıkla tanıştığında yaban köpekleri dünyanın en büyük çitinin yaratılmasına ilham verdi. 5000 kilometreyi aşan yaban köpeği çiti onları başlıca otlatma alanlarından uzak tutmak için özel olarak inşa edilmiştir. Bu görkemli hayvanlar sürü davranışını, hiyerarşiyi ve bölgelerini büyük bir karakteristik yetiyle korurlar. Geniş vizyonları ve inanılmaz esneklikleri yaban köpeklerinin avlanma yeteneklerini geliştirir. Bu hevesli ve zeki avcılar sürü büyüklüğünü ve avlanma stratejilerini seçtikleri ava göre düzenlerler. Koyunlara genelde arkadan saldırır ve kolayca yakalayabilirler. Hayvancılığın yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da koyunlar genellikle yenilmeden öldürülür veya yaralanır. Bir koyunun peşine düşüp yakaladığında yaban köpeği vazgeçip bir diğerine geçebilir. Yaban köpekleri Avustralya anakarasının geniş bir alanına yayılmıştır. Kosciuszko'nun dağlık bölgelerindeki yaban köpeklerinin çift kat kalın yalıtımlı kürkleri vardır ve ülkenin daha sıcak olan kuzeyindekilerden daha büyüktürler. Avustralya kırsalının büyük bir kısmını kavuran kurak iklimlerde koşullar zor olabilir. Bir deri bir kemik kalmış, susuz, yalnız yaban köpeği için hayatta kalmak zordur. İçme suyuna erişim, yaban köpeklerinin nerede yaşayabileceğini belirler. Kurak zamanlarda avlarının bedenlerinden elde ettikleri sıvı paha biçilmez bir yaşam kaynağıdır. Yaban köpekleri geniş ve çeşitli bir av listesine sahiptir. Ancak beslenmek için çoğunlukla orta ve büyük memelileri tercih ederler. Yaban köpekleri evcil köpeklerden çok farklı olsalar da bölgelerini aynı yöntemlerle işaretlerler ve onları düzenbazlara karşı korurlar. Vahşi atlar ve yaban köpekleri taşranın değerli sulak alanlarına çekilen birçok hayvan arasındadır. Yaban köpeklerinin her gün su içmeleri gerekir ve bu hayati sıvıyı tüketmekten büyük zevk alırlar. Birçok canlı buraya su içmeye geldiği için sulak alanlar ayrıca kolay avlanma fırsatları da sunar. Avustralya'nın doğu kıyısındaki Fraser Adası, bu uçsuz bucaksız ülkenin iç kısmındaki kurak bölgelerden çok uzaktadır.
Buradaki yaban köpekleri adalarının konumları sayesinde vahşi ve evcil köpeklerle melezleşmekten korunan, var olan en saf genetiğe sahip tür olabilir. Dantel ejderleri kolayca geri adım atmayan, keskin dişlere, güçlü pençelere ve sert derilere sahip devasa sürüngenlerdir. Nadiren yakalanırlar. Özgürce koşan bu muhteşem yavru köpekler okyanustan ormana ve kızıl merkeze kadar Avustralya'nın hemen hemen her toprağında yaşamaktadır. Vahşi Avustralya. Kangurular. Avustralya'nın 140 keselisi arasında en ikonik olanlar kangurulardır ve zıplamalı adımları bu toprakların özünü simgeler. Tüm erkek kangurular baskınlıklarını kanıtlamak için boks yaparlar. Darbelerin, boğuşmaların ve tekmelerin sesi taşrada yayılır. Kangurular büyük arka ayaklı keselilerin içindeki en büyüğüdür. Şüpheci bakışları ve meraklı karakterleri ülkenin hemen hemen her yerinde aynıdır. Doğu ve batı gri kanguruları birbirlerine çok benzeyebilir ancak batılılar genellikle daha kahverengi renkte ve biraz daha küçük boyutlardadır. Hepsinin içinde en büyüğü kızıl kangurulardır. Kudretli kızıl kangurunun zarif kızıl kahve bedeni ve devasa arka ayakları kurak toprakla buluşurken ritmik adımları çayırların üzerinde güçlenir. Tam zıplamada bu muhteşem hayvanlar bir adımda 9 metreye ulaşabilirler. Dişi kızıl kangurular aslında pek kızıl değil, mavi gri renktedir. Fakat erkeklerse her zaman kızıl kahvedir. Bu erkek kanguru bir yaşına yaklaşıp sütten kesilene kadar annesinin sütüyle beslenecek. Kangurular günün sıcaklığında gölgelere sığınır ve uzun çok yönlü kulakları radar görevi görerek onları tehlikelere karşı uyarır. Yaban köpekleri herhangi bir kanguru için ciddi bir tehdittir. Bir yaban köpeği sürüsü yetişkinlerin en büyüğünü yok edebilir ve kangurular köpek sürüsünün yaklaştığına dair herhangi bir işaret görürse hemen kaçarlar. Göğsünü yere sürtmek, erkek kangurunun statüsünü gösterme yöntemidir. Bir diğeri ise kickbokstur. Bu batı grilerinin kuvvetli arka ayakları güçlü keskin pençelerle çevrilmiştir. İyi planlanmış bir vuruş, rakibin bağırsaklarını çıkarmak için yeterli etkiye sahiptir. Araya giren üçüncü bir erkek kısa sürede kavgayı şiddetlendirebilir. Zarif, narin kamçı kuyruklu kangurular doğu bozlarının daha sıcak kısımlarında bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi Doğu Avustralya'nın çoğunu kaplayan bir kısımdır. Doğu grileri ikinci en büyük arka ayaklı memelidir ve en hızlı kangurulardır. Son süratle saatte 64 kilometre hızla yolculuk edebilirler. Kangurular yalnızca yavaş hareket etmek için dört ayak üzerinde yürür. Arka bacaklarını öne doğru sallarken kuyruğu ve ön ayakları ağırlıklarını destekler. Herhangi bir hızdaki yolculuk için zıplama çok daha uygun bir seçenektir. Kangurunun enerji tasarruflu zıplaması, muazzam enerji depolayan bacak tendonları ve etkileyici uzunluktaki adımları sayesindedir. Başlıca hareket yöntemi olarak zıpladıkları bilinen tek büyük hayvanlardır. Büyük erkeklerin muazzam göğüs ve omuz kaslarının yanı sıra
Çiftleşebilmeleri için kazanmaları gereken boks yarışmalarında vahşice kullanabilecekleri kadar güçlü ön kolları ve pençeleri vardır. Yavru kangurular doğdukları günden itibaren yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları dövüş yeteneklerini geliştirir. Tüm hareketler burada görünebilir. Fakat bu hareketler yaklaşmakta olan gerçek dövüşlere kıyasla daha az agresiftir. Avustralya'nın büyük arka ayaklı keselileri her çevreye ayak uydurabilmişler, tüm topraklara uyum sağlamışlardır. Güney Avustralya'nın sarı ayaklı kaya kanguruları, taşra kayalarının yontulmamış güzelliğinin ev sahipliği yaptığı en büyük kangurulardır. Bu güçlü zıplayıcılar gerçekten de Avustralya'nın hazineleridir. Vahşi Avustralya, vahşi kediler. Avustralya 12 milyondan fazla yaban kedisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu kıvrak, çevik kedigiller Avustralya'daki tek kedilerdir ve yağmur ormanlarından çöle, ormanlık alanlardan çayırlara kadar ülkenin her yerini kendilerine ev yapmıştır. İnanılmaz derecede becerikli ve yetkin bu avcı kediler, yetenekleriyle yerli vahşi yaşamı tehdit etmektedir. Kedilerin Avustralya'ya ilk olarak Hollandalı gemi enkazları ve Asya'dan gelen deniz tüccarlarının bir sonucu olarak tanıtıldığı düşünülüyor. Avrupalı yerleşimciler tavşan vebasını kontrol etmek adına vahşi doğaya saldıklarında bu kedilerin sayıları büyük ölçüde arttı ve kediler kontrolü ele aldı. Bağımsız, kendi kendine yeten ve uyum sağlayabilen bu kediler yılda 3 doğum yapabilir ve kendi boyutlarına kadar olan her şeyi avlar. Keskin gözleri, burunları ve efsanevi merak duyguları bu tüylü avcıları yiyecek çeşitlerini keşfetme hevesiyle çatlaklara ve mağaralara götürebilir. Sıçanın devasa hüyüğünün içine bebeklerini saklıyor. Büyük boyutuna rağmen bu sığınak aç kedi için bir engel değildir. Çevik, esnek ve neredeyse her yere yuva yapan muazzam kedi, olağanüstü avlanma yetenekleri ve etçil iştahıyla Avustralya'nın doğal vahşi yaşamına büyük ölçüde saldırıda bulunuyor. Tıpkı çukur kurbağası gibi bu yabancı düzenbazlara alışkın olmayan Avustralya hayvanları bu keskin pençeli saldırganlara karşı herhangi bir savunma geliştiremediler. Vahşi kediler tam anlamıyla etoburdur ve günlük yiyecek ihtiyaçları vücut ağırlıklarının %5'i ila %8'i kadardır. Bunu sağlayabilmek için çoğu kedi günde neredeyse 30 hayvan yiyecektir. Bu da Avustralya'da vahşi kedilerin her 24 saatte bir yaklaşık 75 milyon hayvanı öldürdüğü anlamına geliyor. Güçlü duyuları ve gelişmiş koordinasyon becerileriyle kediler, bir ısırık büyüklüğündeki avı takip etmek ve yakalamak için oldukça uygundur. Keskin geri çekilebilir pençeleri, yemek bulmanın mümkün göründüğü her yeri fethetmelerine yardımcı olur.
fırsatçı avlanma alışkanlıkları, fırsatçı uyku alışkanlıklarıyla uyumludur. Ve dünyanın dört bir yanındaki kediler gün boyunca dinlenir ve uyur halde bulunur. Bir şey ilgisini çekmek için harekete geçtiğinde kediler peşinden gitmeye her zaman hazırdır. Bir yuvanın derinliklerine gizlenmiş kırmızı sırtlı yalı çapkınının yuvası bile görülmeye değer. Avustralya kıtasının arazileri üzerinde çevik bir şekilde gezinirken burada hiçbir bölge yasaklı değil gibi görünüyor. Bu zarif kedilerin gizli hareketleri ve esneklikleri esnek omurgaları ve omuzlarından kaynaklanmaktadır. Kedilerin sabit bir köprücük kemiği yoktur. Bu da ince vücutlarının başlarının sığacağı herhangi bir yerde ilerlemesine izin verir. Gururlu, inatçı tavırları ve ayaklarının üzerinde durabilme yetenekleriyle bu vahşi kedileri tehdit edebilecek çok az hayvan var. Fakat bu iç bölge taypanı onlardan biri. Dünyanın en zehirli kara yılanı iç bölge taypanı kedilerin içgüdüsel olarak korktuğu bir hayvandır. Yerli vahşi yaşamın yırtıcı hayvanı, güçlü avcısı ve yaptığı tüm gözlemlerin kazananı vahşi kedi şüphesiz Avustralya'ya izini bıraktı. Vahşi Avustralya. Ornitorenk. Avustralya'da evrimleşen tüm hayvanların arasında biri, diğerlerinden daha ilgi çekici, daha büyüleyici ve daha eşsizdir. Dalgalı perdeli ayakları ve elektriğe duyarlı gagasıyla suyu seven, yumurtlayan memeli ornitorenk benzeri olmayan bir hayvandır. Aborijin kültüründe uzun zamandır bilge bir canlı olarak saygı duyulan ornitorenk, tuhaf görünümüyle Avrupalı bilim adamlarını o kadar şaşırttı ki onun gerçek olmadığını düşündüler. Genellikle yalnız yaşayan ornitorenklerin alaca karabataklarla beslendiği görülmüştür. Her iki hayvan da su canlılarıyla beslenir. Karabatakların ornitorenkler dalıncaya kadar onları gagaladıkları gözlemlenmiştir ki muhtemelen ornitorenkler nehir yatağının lezzetli lokmalarını avlamakta daha iyidir. Yumuşak, su geçirmez kürklerini hazırlamak için kullanılan arka ayaklarının gizli bir silahı vardır. Erkek ornitorenklerin arka ayaklarının bileklerinde ciddi saldırılara neden olabilecek zehirli bir dürtü vardır. Ancak gerçek kozları gagalarının elektrik hassasiyetidir. Ornitorenklerin elastik gagalarının gözenekleri en küçük hayvanların kas hareketlerinin verdiği elektrik darbesini algılayabilir. Gözleri, burun delikleri ve kulakları kapalıyken avlanmakta olan bir ornitorenk doğrudan avına yüzebilir. Bu suyu seven, yumurtlayan, güçlü duyulu küçük memeli Avustralya'nın en sıra dışı sakini olmalı. Güçlü yaban köpekleri, ikonik kanguruları ve koalaları, İstilacı vahşi kedileri ve tuhaf ornitorenkleriyle Avustralya'nın vahşi yaşamı gerçekten büyüleyici. Yunuslar.
Güleç yüzlü akrobatik yunus merakımızı ve duygularımızı diğer hayvanların çoğundan daha fazla çekmiştir. Oynama kapasiteleri ve uyumlu sosyal davranışları o kadar gelişmiştir ki zeka ve neşenin simgesi olarak düşünülürler. Canlı gözleri hem suyun içinde hem de dışında iyi görür. Gelişmiş beyinleri sosyal gruplar halinde yaşamalarına olanak tanır. Bu hem diğer grup üyeleriyle iletişim kurmak hem de onları anlamak için büyük zeka gerektiren bir yaşam biçimidir. Grup halinde avlanmak hassas bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bu yunuslar yakalanan balık ganimetini dışarı atabilmek için bir yandan grup içindeki pozisyonlarını koruyup diğer yandan da tam olarak aynı anda kendilerini kıyı şeridine fırlatmalıdır. Yunusların son derece gelişmiş iki ana iletişim şekli vardır. Ekolokasyon sesleri ve ıslık sesleri. Bu sesleri iletişim kurmak ve kimlik belirlemek için kullanırlar. Dişi yunusların çoğu doğum yaptıktan sonra birkaç gün boyunca neredeyse sürekli ıslık çalarak yavrularını sesleriyle kendilerine bağlarlar. Yavrunun ıslığının kendine özgü özellikleri yaşla birlikte gelişecektir. Okyanusta yaşayan diğer memeliler suda yaşamaya son derece adapte olmuşlardır ve başarılı avcılardır. Avlarını görerek, duyarak ve koklayarak ararlar. Ancak yunuslarda bulunan koordineli takım avcılığı becerilerinden yoksundurlar. Yunuslar sadece zevk aldıkları için oyun oynadıkları bilinen birkaç hayvandan biridir ve grup oyunlarında deniz yosunlarını ve süngerleri kullanırlar. Sesle görmek için ekolokasyon kullanarak ilgilerini çeken bir nesnenin boyutu, konumu ve uzaklığı hakkında üç boyutlu bir görüntü oluşturabilirler. Kıvrımlı zarif vücutlarıyla suda süzülen yunuslar birbirlerine eşlik etmekten büyük keyif alırlar ve hiç şüphesiz okyanuslarımızdaki en coşkulu ve oyuncu canlılardan biridir. Belki de neşeli deniz aslanından bile daha fazla. İnanılmaz akrobasileri, öğrenme yetenekleri ve etkileyici takım çalışması becerileriyle yunuslar denizlerin en zeki hayvanları olabilir mi? Balinalar ve balina köpek balıkları. Dünya üzerindeki en büyük göçmen hayvanlardan bazıları kendi sularında yaşayan ve büyük okyanuslarını kat eden hayvanlardır. Besin açısından zengin kutup sularından gelen dişsiz balinalar ve göçlerini zar zor anladığımız balina köpek balıkları. Bu devasa balıklar varlıklarını küçük planktonik hayvanlarla sürdürdükleri için balina köpek balığının gizemli göçünün yiyecek mevcudiyetiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu devasa balıklar yaşamları boyunca çok büyük mesafelere göç ederler. Bireyler binlerce kilometre yol kat ederek yıllar süren yolculuklar yaparlar. Diğer büyük süzücü beslenenler üremek için göç eder. Doğumunu tropik bölgelerin sıcak sularında yapmak için okyanuslar boyunca yolculuk eden olağanüstü mavi balina varlığıyla kıyı şeridini süslerken bazen şaşırtıcı bir şekilde kıyıya yaklaşabilir.
benzersiz zarafeti ve şıklığıyla olduğu gibi benzersiz boyutuyla da okyanus göçebeleri sınır tanımıyor. Mürekkep balığı. Pek çok hayvan saklanabilir ve pek çoğu da bir dereceye kadar kendini gizleyebilir. Ancak çok azı muhteşem mürekkep balığının kamuflaj yeteneklerine rakip olabilir. Mürekkep balığı sadece renk değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda şekillerinin yanı sıra dokularını da değiştirerek kendilerinin kusursuz varyasyonlarına dönüşebilirler. Dışarıdan bakıldığında pürüzsüz bir cilde sahip olan bu şaşırtıcı yumuşakçalar, karmaşık kıvrımlar ve çıkıntılar oluşturarak dokularını değiştirebilirler. Aynı anda lekeli bir desene bürünerek yerleşmek için seçtikleri mini habitattan ayırt edilemezler. Sadece birkaç metre ötede ise tamamen farklı bir kılık değiştirme görünebilmektedir. Mürekkep balığı derisinin yüzeyi %500 oranında genişleyebilir. Ancak bu devasa esnemede renk zenginliğini kaybetmek yerine kendi aktif ışık yayıcıları bu genişleme için ayarlama yapabilirler. Yan yüzgeçlerinin nazik dalgalanmaları bu hayvanların okyanus tabanında hareket etmelerini sağlar. Bazen dokulu ve yarı saydam, bazen düz bir renk buluğu ve bazen de güvenli bir yarıkta canavar gibi görünürler. Renk ve biçimdeki hızlı ve zarif değişiklikler genellikle avcıları engellemek için yeterlidir. Ancak bunlar işe yaramazsa mürekkep balığının başka bir numarası daha vardır. Mürekkebin yarattığı sis perdesi avcıların dikkatini dağıtır ve onları çoktan gözden kaybolmuş görünmez bir avı aramak zorunda bırakır. Yanar dönerli mürekkep balığı gözlerimizin önünde bir görünüp bir kaybolabiliyor. Koni salyangozu. Hareketli ve çevik balıklarla dolu bir okyanusta onları avlayanların yakalamak için sağlam yöntemlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden en ölümcül avcılardan birinin oldukça yavaş hareket eden bir salyangoz olması gerçekten de şaşırtıcı. Yırtıcı ve son derece zehirli bir deniz salyangozu olan bu gezgin koni salyangozu uzun delici hortumlarıyla kurbanlarını arar. Bu koni salyangozunun ölümcül yeteneği hortumundan fırlattığı zıpkın benzeri bir ok aracılığıyla kurbanına verdiği zehirden gelmektedir. Koni salyangozları etoburdur. Solucanlar, balıklar ve diğer deniz canlılarıyla beslenirler. Esnek kimyasala duyarlı hortumları onları avlarına götürebilecek kimyasal izleri takip etmelerini sağlar. Üstelik bu av küçük bir balık olduğunda avlanma teknikleri daha da etkileyicidir. Yavaş hareket eden salyangozun kurbanına yakın olması gerekir. Salyangozun olduğu yer farkında olmayan küçük balıklar için çok tehlikeli bir yerdir.
Günümüzde deniz tabanında yaşayan yüzlerce salyangoz türü arasında en ölümcül olanı ve aslında insanlar için tehlike arz eden tek karından bacaklı tür koni salyangozudur. Koni salyangozunun zehir bileşimi hayvanlar dünyasında bilinen en karmaşık zehir bileşimlerinden biridir. Salyangozun hortumundan fırlayan bir zıpkınla enjekte edilen toksinler saniyeler içinde etki gösterebilir. Yüz kadar farklı toksin bir araya gelerek salyangozun ölümcül sinir zehirlerinin karışımını oluşturur. Bu toksinler vücudunda ayrı ayrı depolanır ve kurbanına enjekte edilmeden hemen önce birleştirilir. Oldukça esnek olan ağzı, bu salyangozun bazı avların hassas bölgelerine girmesine, bazılarını ise tamamen yutmasına yardımcı olur. Bu küçük yırtıcılar tüm okyanusun en ölümcülleri arasında yer alıyor. Mavi halkalı ahtapot. Pasifik Okyanusu'nun sığ sularında bir golf topu büyüklüğünde olan bu hayvan tam tamına bir değil iki tür zehir taşıyor. Biri ana avı olan yengeçler üzerinde kullanılır ve bu insanlar için nispeten zararsızdır. Diğeri ise savunmada kullanılır ve yetişkin bir insanı dakikalar içinde öldürebilir. Muhteşem mavi halkalı ahtapot. Genellikle soluk kahverengi renkte olan bu ünlü ahtapotlara isimlerini veren yanar döner mavi halkalar yalnızca avlanırken ya da heyecanlandıklarında ortaya çıkar. Üç kalbi ve şeffaf mavi kanıyla bir ahtapotun sıradan ya da normal hiçbir yanı yoktur. Mavi halkalı ahtapot yengeçler ve yumuşakçalarla beslenir. Bu sert vücutlu kurbanlar genellikle arkadan takip edilir ve pusuya düşürülür. Mavi halkaların taşıdığı güçlü toksinler, tükürük bezlerinde barındırdıkları ortak bakterilerden oluşan yoğun koloniler tarafından üretilir. Bakteriler tetrododoksin adlı zehri üretir. 1 miligramı bile bir insanı öldürebilir. Bu da onu bilinen en güçlü sinir toksinlerinden biri yapar. Bu zehri kendi savunması için saklar. Böylece yengeç ahtapotun daha hafif toksinleriyle zehirlenerek 8 kollu bir ölüm kucağında felç olur. Ahtapotun büyüleyici mavi halkaları pigment dolu deri keselerindeki değişikliklerle aktive olur. Rahatsız edildiklerinde, tehdit edildiklerinde ya da tedirgin edildiklerinde titreşen halkalar açık ve doğrudan bir uyarı sinyalidir. Bu yengecin kabuklu kalıntıları için hiçbir uyarı yoktu. Mavi halkalı ahtapotlar üreme zamanlarında doğaları gereği oldukça dramatiktirler. Yaklaşık 50 yumurta bırakan dişi bunları emici güvenli kollarında taşır. Dişi yumurtaların gelişmesi için birkaç ay boyunca yemek yemez. Anne ahtapot bezelye büyüklüğündeki yavruları yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölecek ve ardındaysa genlerini taşıyacak ölümcül yavrularını bırakacaktır.
Ahtapot. Şekil, renk ve doku değiştirebilen vücudu, büyük kamera benzeri gözleri, şaşırtıcı saldırı ve savunma teknikleriyle bu tuhaf ama büyüleyici ahtapot, dünyadaki omurgasızların en zekisidir. Kollarının alt tarafındaki kalın kaslı, kase benzeri vantuzlar o kadar güçlüdür ki küçük alanlara sıkışmalarına, avlarını yakalamalarına ve nesneleri kendilerine doğru çekmelerine yardımcı olabilir. Mürekkep balığı ve kalamarla birlikte bu kafadan bacaklılar kılık değiştirme ustalarıdır. Ve nereye giderlerse gitsinler balıkları, yengeçleri ve karidesleri takip ederek avlayabilirler. Kendilerinin takip edilmesi söz konusu olduğunda püskürttükleri ani bir mavi siyah mürekkep sadece saldırganlarının görüşünü engellemekle kalmaz, aynı zamanda koku alma duyularını da körelterek kaçış için yol açar. Kendilerini kısıtlayacak bir iskeletleri olmayan ahtapotlar kendilerini herhangi bir güvenli yere veya herhangi bir saklanma deliğine göre şekillendirebilirler. Çevrelerine uyum sağlama konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip olan kafadan bacaklılar, istedikleri zaman aktive edebildikleri renk üreten hücrelere sahiptir. Bazen doğru kabuk, doğru renkten daha zor bir seçim gibi görünebilir. Ahtapotların kabukları ve diğer nesneleri toplayarak yuvalarının etrafında kaleler yaptıkları, ayrıca bu deniz kabuklarını korunmak ve gizlenmek için kullandıkları bilinmektedir. Suyu dışarı püskürten huzmeleri onları her an hareket ettirmeye hazır bir şekilde dışarı çıkar. Bu ışık hızındaki vuruş ve ezici kucaklama çok az avın hayatta kalabildiği bir pusudur. Bu sinsi, gizemli harikalar her yerde olabilir. Dalgalı vücutlarını katladıkları küçük saklanma yerlerinde ya da vantuzla kaplı bir dokungaçla saldırmaya hazır bir şekilde göz önünde saklanıyor olabilirler. Bu fantastik hayvanlar sadece renk değiştirmekle kalmaz. Aynı zamanda kamuflajlarına renk katarak ışığı dağıtabilir ve yansıtabilirler. Renk değişimleri o kadar hızlı gerçekleşir ki yeni ortamlarına girdikleri anda uyum sağlamış olurlar. Eğer kamuflaj ve hız yeterli olmazsa, ahtapot tehlikeden kaçmak için gönüllü olarak bir kolunu bırakabilir. Kol neredeyse hiçbir kötü etkisi olmadan yeniden büyüyecektir. Olağanüstü mürekkep balığı ve ahtapot, okyanuslarımızın en zeki sakinleri olabilir mi?